Günaydınlar efendim. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Nasılsın? Hoş geldiniz Kadir Beyciğim. Hoş bulduk efendim. Şu mutfakta senin hiç mi işine yardım etmemiştik? Sen bugün bilmiyorum ne yapacaksın. Yani iki çifte emeğini koymazsan buraya bugün Hatice ben bu yarışmayı terk ederim. Canımızı çıkaracak. Biliyorum çünkü mutfakta da bayağı hırslıydı. Evet. Ama dün sofrada da söyledim. Sen ki tek başına yapmış kadınsın. Bir de bizim yardımımızla ben seni hiç düşünemiyorum. Sağ ol. Hatırladığım kadarıyla senin bir mikrodalgan vardı. Ay. O mikrodalga benim aklımda kaldı. İnan bak ona göz atmadım. Şimdi yine o gel, kamera gidelim. İçine girebilir onu. Gel. Evime hoş geldiniz. İsmim Hatice Işık, Kastamonu Cideli'yim. 1971 doğumluyum. İki çocuk annesiyim. Kamu çalışanıyım. Gel Hatice abla. Evet, o ikramlıklar da hazır efendim kahvemizin yanına. Mikrodalga nerede? He, dolabın içindeydi. Bak. Hatta 82 milyonla girmiştik içine. Yok Hatice abla, bunun da hakkından gelmiş. Zaten o zaman da demiştim, gözünden kaçtı o onun. Mikrodalgamızın tavanı ortak alanda biraz kalmışlar var. Şöyle üstünde benek. Ortak alan olunca öyle olmuş işte. Yok, bence yeni ısıttılar ya. O kadar haksızlık etmeyin şimdi. Bugünkü menü mü bu? Evet, ben malzemelerime kafam karışmasın diye böyle not aldım. Tabii sıralı... Bir kısmı var galiba evet, burada devamı yok. Ama çorba olarak bal kabağı çorbası görüyorum. Evet. Kesinlikle hamaratlığıma güveniyorum. Hanımefendiliğimi koruyacağım. Biraz üzüleceğiz belki ama bugünü güzel sonuçlandıracağız. Evet, cezvelerimizin altı bile parıl parıl. Peki salona gidelim. Gidelim. Hadi gel. Hadi gidelim. Geçen sefer Kadir ezildi. Hiçbir şey yaptıramadım. Bugün avantajım yüksek. Biraz onları çalıştıracağım. Geçen seferki intikamını alacağım. Evet. Salonumuzda da bir değişiklik yok. Her şey gayet yerli yerinde. Bir halıyı kaldırdım Kadir Bey. Bizim biraz alerjimiz yükseldi. Oğlum da geldi işte. Onun da alerjisi var. Benim de alerji astımım. İşte bu hafta da biliyorsunuz. Tozdan falan mı? Bütün tozlar alerjimiz var. Onun için halıları kaldırdık. Yani şey diyorlar ya, hani halı olmayınca ev daha çok tozlanıyor falan. Ay o yapacak yok şey, halının tüyüne falan var. Ben onun de için halısız alerjim kuduruyor. Böyle sanki her an taşınıyormuş gibi. Değil mi? Çıplak ofis evet, gibi her evet. an taşınıyormuş gibi hissediyorum ama tabii sağlık daha önemli. Evet. Şöyle bir bakayım. Bak, buraya gelmeyen kesinlikle çok şeyi kaçırdı. Buradaki maneviyat duygusu, haz, keyif bilemiyorum, o ruh yok muydu acaba onlarda? Ben ödül var deseydiniz, yarışmalı bir ödül, gerçekten burada olamazdım sağlığımdan dolayı. Ama buraya amaç hizmet edecek dediğinde koşulsuz izinimi ayarlamaya çalıştım ve burada oldum. Yok, her şey gayet güzel, pırıl pırıl. Teşekkür ederim. Peki o zaman misafirler gelsin mi? Misafirlerimiz gelsin. Siz de hoş geldiniz tekrar. Hoş sefalar getirdiniz. Hepsi heyecanla bekliyorlar. Hem senin yemeklerin, hem benim, hem büyük finali. Evet. Hepsi zıngır zıngır titriyor heyecanlar. O kadar. Acaba 20 bin lira kimin elinden gidecek deprem bölgesine diye. Dur bakalım. Bir yandan da Hatice Hanım güzel yorumlar yaptı. Konuştu bakalım, o davet sofrasının arası kuruluyormuş. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Sen al misafirleri içeriye, ben de yerime geçiyorum. Tamamdır. Ben birinci olamazsam Mükerrem Hanım mücadele vermiş. Onun birinci olmasını isterdim. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Merhabalar. Hatice Hanım'ın karşılaması güzeldi. Güler yüzlüydü. Kolonyamızı falan da tuttu. Hatice Hanım'ın karşılaması güzel, güler yüzlüydü ama çok heyecanlıydı Hatice Hanım. Güzel karşıladı, güler yüzlü karşıladı. Koca bir hafta geride bıraktık hanımlar. Evet. Ne çabuk geçti. Geçti, hemen geldi, gitti. Heyecanlı. Herkes elinden geleni yaptı. Açıkçası güzel bir hafta geçirdiğimizi düşünüyorum. Eğlendik, tabii ki bazen gerildiğimiz de oldu ama her şey tadında, tuzunda, kararındaydı açıkçası. Evet, son gün Hatice Hanım da. Hatice Hanım da iyileşti bu arada, kendine çok şükür, geldi. Çok şükür ya. İyi ki o serumu da önerdiniz. O sarı serum var ya, efsane bir şey. Evet ya. O gün zaten hani gözümün açıldı, fili geldi ama falan. Ama şansından iyi ki son güne kaldı. Normalde evet son günü ya. Çok sevmezler ama yoksa çarşamba olsaydı, salı olsaydı bu kadar dirençli olamazdı. Dirençli ayakta olabilecek miydim acaba? Hani tabii, bir de vücut direnci düşecekti. Tabii de yemekler olmayınca diyecekti ki ben hastaydım o yüzden yedim. Bahanelerim sığacak. Çok fena bu ya. Şimdi bak bahane de kalmadı. Gene halsizim biraz falan demiş. Yok, bir ölümüz yeter ya. Senin maşallahın var. Şeye post verir miyiz? Biz Anadolu çocuğuyuz. Sen o kadar derneklerde koşuşturmuş kadınsın. O kadar davet sofraları hazırlamışsın. Evet. Hatice abla, seni tekrar bir tanımak istiyorum ben açıkçası. Hanımlar da az çok seni evet sofrada biliyorlar ama şöyle Hatice Hanım kimdir? Bu zamana kadar neler yapmış? Bir bilelim kimle yarıştığımızı. Hatice Işık, Kastamonu doğumluyum. 1971 doğumluyum. 52 yaşına gireceğim inşallah Mart'ta. 35 yıldır
yıllık evliyim. 34 yıl bitiyor, 35 yıla girdik. Birçok STK'larda yer aldım. Bir Atatürk kadını olarak, bir Şerife Bacı torunlar olarak mücadele veren biriyim. Hep sosyal bir kadın mı? Evet, biraz yani babamı da erken kaybettiğim için biraz böyle şey lider ruhlu yetiştim galiba. Çok da hayata karşı çok yenilgi hissetmeyen bir yapım var. Yani mücadeleden hiç vazgeçmeyen bir yapım var diyeyim daha doğrusu. O kişilikte biriyim. Azimli ve hırslı bir hanımefendi var karşımızda. Babanı kaç yaşında kaybettin Hatice abla? Ay valla hiç hatırlamıyorum. 11 aylıkmışım. Hiç tanımıyorum. Ya gerçekten duygusal biriyim. Hani böyle güçlü göründüğüm yönde de. Böyle anne baba girince Mükerrem Hanım gibi farklı oluyor tabii. Güçlü bir hanımefendiyle yarışıyoruz. Bizim için önemli olan da o. Sen bugün de inşallah... anneanneyi kaybedince işte daha canın hani iki yarı çok taze. Yaralarımız çok taze ama biz bugün ne yaptık bu hafta? Kendi yaralarımızın üstünü örttük. Evet. Başkalarının yaralarına merhem olalım diye buradayız. Evet, ve biz... arkadaşlarıma da bu duyarlılığı için gerçekten teşekkür ediyorum. Hepimizin bir emeği bu. Evet. Ve hepimizin çabası sonucunda buraya gidilecek. Burada belki bir kişi adı öne çıkacak ama ben o adın 5 kişinin adı öne çıksın isteyen biriyim. Tabii ki bu işin bir de arka planı var. Çünkü puzzle parçası gibiyiz. Evet. Birimiz bugün gelemeseydi bu program olmazdı. Olmazdı. Ben kendilerine teşekkür ederim. Hepsi benim için insan zaten bir değer aslında. Onu savunmaya çalışıyorum. Zaten diyorum ya bu hafta kaybeden yani yok. Ben, bu hafta herkes kazandı. Onu diyorum. Baştan hani benim kırgınlığım geçen hafta başlamıştı. Alerji şeyim yüksek biraz. KOAH başlangıcı da var. 6 hafta öksürükle zaten kuru öksürükle falan başladık. Bir hani yarışmaya katılacaksınız. Gelmezdin. Allah da şahit katılmazdım. Direkt koşulsuz izinimi nasıl ayarlarım? Kamu çalışanıyım demedim. Onu nasıl ayarlarım? 2 saat içinde haber veririm ve ayarladım geri döndüm. Nasip işte o sana nasipmiş buraya gelmek yarışmak var. Evet onu diyor Alem Bey. Yani sizin misyonunuza uygun bir durum. Dedim ben kendim onu hissettim zaten evet diyorum. Maşallah. Yani iyi ki buradayız. İyi ki sizlerleyiz. İyi ki bir ellerine bana bugün 20 bin lira bilmiyorum arkadaşlarımda var mı? Elimizden geldiğince ben de bütün depremin başından beri ne yapabiliriz? Nasıl yardımcı oluruz? Herkes ne yapabiliriz? Tabii ki elini taşın altına soktu ama işte 20 bin lirayı verin deseler hiçbirimiz çıkarıp da veremeyiz. Ama bu şu ekonomik 20 krizde veremeyiz. Tabii veremeyeceğimiz için buradayız. İyi ki bunu da bu programı siz de yaptınız. Yani sizin gibi güzel yarışmacılarımız olduğu için biz öncelikle gurur duyuyoruz. Dediğim gibi This Test'te o gün dedi ya hani evet sözde herkes yardım etmek istiyor ama iş icraata gelince farklı bir şey. Evet. O yüzden fedakarlığınızı tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi biz ikramlıklarımızı alabiliriz. Tabii ki kahve az şekerli. Az şekerli. Şekerli. Aslında yarışmada herkesin bunda emeği var. Yani bu bir bütün oluştu. Herkese çok teşekkür ederim. İsmimin çok yazmasının önemi yok aslında. Burada olmak zaten ödül. Orada çocuklara dokunmak ödül. Evet bugün son gün. Evet. Hatice Hanım'ın şimdi marifetini merak ediyoruz. Evet. Çiğdem Hanım'a ne dedik? İddialı eleştirilerde bulunuyorsunuz. Gününüzü göreceğiz. Dün Çiğdem Hanım kendini ispatladı bir şekilde. İddiasının altını yemekleriyle doldurdu. Bilmiyorum siz öyle düşünüyor musunuz? Dünkü Mükerrem abla düşünüyor musun? Konuştuğu kadar değil bence. Konuştuğu kadar değil. Neden değil? Çift servis dedi, servisimiz yoktu. Her şeyimi açtım ben. Her şeyimi açtım. Yani siz bana arıyordunuz sadece. Hayır, kesinlikle onu da buldunuz. Değil. Her şeyi bir bana. Ben size bir açıklama yaptım. O kadar anlayışsız davrandınız ki. Bu ev benim evim değil dedim. Başıma böyle bir olay geldi dedim. Siz hala kalkmışsınız bana. Havuç taratorunuzu öbür mezelerinizin yanına koyup birbirine bulaştırmıştınız. İşte bulaşık ben değildi. Ben olmadık şeyde var ettim. Tabağa getirdim. Size hiç anlayışınız yoktu. Bir şekilde hiç anlayışınız ettiniz. Yoktu. Ve onu da laf ettiniz. Sizde olmayan anlayış bizde niye olacak? Ben her zaman sizin başınıza öyle bir şey gelmiş olsaydı ben gayet anlayışla karşılarım ama zaten beni hep rakip olarak gördünüz baştan beri. Ben bunu hissediyorum zaten. Siz ve Hatice Hanım aranızda devamlı bir diyalog içerisindesiniz. Kapımdan çıktığınız anda bile bana verilen puanı konuşuyordunuz aranızda. Ben onların hepsini duydum ve çok sizin gibi Özlem Hanım'la iki gün gibi olmasın da durum. Kanka diyelim sadece seviyoruz birbirimizi. Kanka mıyız? Ne ara sevdiniz yani bu kısa sürede? Böyle aramızdan çıkıp da kapıda ne olacak ilk şimdi? İlk gün o kadar gergin bir ortam falan. Vardı ki. Benden ama bir şey kaçmıyor. Çok özür dilerim. Ne konuşuldu ben de merak ettim. Ben gelince hemen susuldum. No, kaşlar gözüm ne yapacağız? Hani Özlem 4 verdi, Çiğdem 13 puanda falan ya. Böyle onun bir hesabı kitabı yapılmaya başladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.